Manşete hoş geldiniz. Damat geldi gitti refleks konulu manşetimize. Ama ondan önce evet seyirci yorumlarını okuyorum ve gelen yorumlara dair bir iki laf edeceğim. Ondan sonra da başlıklarımıza geçeceğiz. İyi ki ben birkaç analiz önce AKP'nin 19 yıllık döneminin ki iktidara geleli 19 yıl oldu 3 Kasım 2021 itibariyle. iki döneme ayırmıştım. İlk döneminin 9-10 yıllık ilk döneminin özellikle 2011'e kadar olan dönemin bir kadro hareketi olduğunu, 2011'den sonraki dönemin bir tek adam önce inşası, 2011'den sonra o ustalık dönemi dedikleri dönemin tek adam döneminin inşası ve özellikle 2013'ten sonra tam anlamıyla bir tek adam dönemi olduğunu anlatmıştım. Bunu anlatırken ya işte efendim siz ilk dönemi aklıyorsunuz, ikinci dönemi işte şey yapıyorsunuz, kötülüyorsunuz. İlk dönem cemaat dönemiydi. İşte efendim yapılan yani AKP'nin ilk dönemini olumluyorsunuz falan gibi eleştiriler geldi. Bu konuda Abülatif Şener'in son Plan Bütçe Komisyonu'ndaki özellikle videolara da yansıyan, video olarak da paylaşıma düşen açıklamalarına da bakılmasını öneririm. Hayır, yani herhangi bir dönemi aklama, herhangi bir dönemi paklama, herhangi bir dönemi kötüleme falan bağlamında değil bu. Bu böyle gerçekten iki dönem. O dönem bir, aslında eşitler arasında birinciydi ve e, Tayyip Erdoğan bunu söylüyordu. Bülent Arınç gibi, Abdülhatif Şener gibi, Abdullah, e, Abdullah Gül gibi unsurlar vardı. Dört Sacaya vardı esasen AKP'nin e, ve o dönem e, serbest bir medya vardı ve e, özellikle anayasa değişikliklerinde Avrupa Birliği uyum yasalarında e, Deniz Baykal'ın CHP'si de e, AKP ile beraber e, bir referanduma gerek kalmaksızın Anayasa değişikliklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmişti. Her alanda yukarı bir ivme söz konusuydu. Gerek özgürleşme, demokratikleşme adımları gerekse ekonomideki genel gidişat ki zaten AKP ikinci dönemde de bu ilk dönemin ekmeğini yedi. İlk dönemdeki demokratikleşme adımlarının, ilk dönemdeki ekonomik iyileşmenin ekmeğini yedi ve o ekmek 2013'ten itibaren bitmeye başladı ve birkaç program önce bahsettim. Son 7 yıldır milli gelir rakamları cumhuriyet tarihinde olmadığı ölçüde düştü geriledi 12.500 dolarlardan 2013'te 2020'de 8.500 dolarlara düştü ve artık Türkiye ilk 20 ekonomi arasında da değil AKP geldiğinde Türkiye 17. büyük ekonomiydi şu anda Türkiye 20. 21. sırada ve bu daha da gerileyecek gibi görülüyor dolayısıyla AKP'nin ilk dönemi ve AKP'nin ikinci dönemi derken ki ayrımın herhangi bir, birini veya herhangi bir grubu veya grupları aklama paklama ya da işte efendim bunu ikiye bölerek ilk dönem her şey yolundaydı, ikinci dönem her şey kötüye gitti falan gibi böyle bir gayret falan değil bir tespit yapmaya çalışıyorum yani. İkincisi bu özellikle bir takım videoların bir takım siyasetçilerle ilgili bir takım gazetecilere servis edilmesi ve bunların yayınlanacak olması veya yayınlanmaya hazır bekletilmesi gibi konular. Bununla ilgili bir etik duruşu anlatmıştım. Demiştim ki yani Böyle bir gazeteci ben değilim. Ben olmadığım için de zaten bana gelmiyor herhangi bir gazete, şey herhangi bir kaset, herhangi bir video. Çünkü kasetler veya videolar onları yayınlayacak insanlara gider. Haliyle bana gelmez. Gelse de ben böyle bir özel hayatın gizliliği noktasında böyle bir şeyi asla onaylamam, yayınlamam demiştim. Bir soru gelmiş, kaset varsa yayınlayın, etik, etik ve terbiye dersi vermeyin diye. Valla bir etik terbiye dersi falan verme vermeme taraf şeyinde değilim. Ben kendi tercihlerimi söylüyorum. Ancak bir kaset, bir video yayınlanır ve o siyasetin genel gidişatını değiştirirse, e, o konuda artık kamuoyuna mahal olmuş bir konu olduğu için ve o konuda da elbette analizlerimizi paylaşırız ve o konuda da elbette bu sızan konu siyaseti nasıl şekillendirdi, nasıl şekillendirir ona bakmamız gerekir. Yani çok güncel bir örnekle cevap vereyim. 2010 yılında Deniz Baykal kaseti YouTube'a düştü, yayımlandı ve sonrasında Deniz Baykal siyasete veda etti. Daha doğrusu CHP Genel Başkanlığı'na veda etti. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Şimdi biz bunun sonuçlarını konuşmayacak mıyız? Evet o kasetin yayınlanması gayri ahlakiydi. Hiçbir zaman bunun yanında olmam, hiçbir zaman da böyle bir katedi yayınlamam. Sonuçlarını tartışmayacağız manasına gelmiyor ki bu. İkisi farklı konular. Bir diğer konu da özellikle dünkü yayında Erdoğan'ın sağlığı söz konusuyken külliyede bir hastane kurulduğunu, her gittiği yere mobil hastane götürüldüğünü, yiyeceklerinin bile artık özel denetimden geçtiğini, ve yurt içi yurt dışı tüm seyahatlerinde bir bardak suyu bile kendi götürdüğü suyu içtiğini, kendi götürdüğü ekibin veya kendi aşçısının yaptığı yemekleri yediğini anlatmıştım. Bunu anlatırken de tuvaleti dahi gittiği yerde bırakılmıyor falan demiştim. Mobil tuvalet gidiyor ki bu Erdoğan'a has bir dönem değil. Şey, Erdoğan'a has bir uygulama değil. Bu bütün dünya liderleriyle ilgili aşağı yukarı uygulamadır. Çünkü idrar tahlilinden, veya dışkı tahlilinden insanların sağlık durumu tespit edilir. Hatta ciddi bir sağlık problemi olup olmadığı tespit edilir. Hatta ne kadar ömrü var, bir rahatsızlığı varsa bu bile tespit edilebilir. Ve hiçbir lider de bunu dahi bırakmaz gittiği yerde demiştim. Bunu ben çarpıcı olarak ilk Ankara yıllarında Condoleezza Rice'ın e, Condolisa Rice ile ilgili alınan önlemlerde e, e, tespit etmiştim, yakalamıştım. İlk öğrendiğim örnek oydu. Şöyle ki, o dönem dışişleri bakanıydı. Amerikan dışişleri bakanı Ankara'ya gelmişti ve Ankara'da yanılmıyorsam Sheraton otelinde kalacaktı ve Sheraton otelinde o gün alınan önlemlerle ilgili gazete haberlerini okurken o dikkatimi çekmişti. İşte Condolisa Rice'ın bir mobil tuvaleti de işte kalacağı odaya uygulanmış ve e, Tuvaleti dahi bırakmıyorlar. Tuvaletini dahi bırakmıyorlar ee, Amerikalı yetkililer ve o orada kaldığı sürece kontrol altında tutuyorlar. Giderken de beraber toplayıp gidiyorlar. Ee, bırakın Amerikan başkanını, Amerikan dışişleri bakanının dahi bir mobil tuvalet taşıdığını ben o gün Condoleezza Rice sayesinde öğrenmiştim. Sonraki dönemde de e, takip ettiğimde e, bunu çokça liderler için geçerli olduğunu gördüm. Mesele sadece Erdoğan'ın tuvaleti değil onu da belirtmiş olayım ama Bunu da e, seyircilerimiz ilk defa öğrenmişler Bunlar bu kadar açık Seçik konuşulmuyor paylaşılmıyor bazıları saklıyor bazıları başıma bir şey gelmesin diyor neyse ne Ama e, Bizim e, Yayın yaptığımız platform Bütün bunların hepsini öğrenebildiğimiz kadarıyla Teyit edebildiğimiz kadarıyla paylaşmamıza imkan veriyor dolayısıyla seyircilerimizin Böyle bir şansı var e, Onu da belirtmiş olayım O arada Türkiye'deki saat farkı, daha doğrusu Türkiye'de saatlerin e, geri alınmaması, Türkiye'nin yaz saatinde kalması 5 yıldır ve bu 6 sene e, Türkiye'de yaşayan insanlara azap. E, sabah güneş doğmadan e, işe başlıyorlar, çocuklar okula gidiyorlar. Türkiye'nin e, doğusuyla batısı arasında 76 dakika fark var ve esasen Türkiye'de 2 saat dilimi olması lazım. Hadi onu geçtik. Türkiye kış saatine dönmeden yaz saatinde sabitledi saatini ve bunu niye yaptığını, niye doğu saatinde kaldığını bir türlü vatandaşın anlatabilmiş değil. Bununla ilgili bir enerji tasarrufu falan söz konusu da değil. Pek çok bağımsız araştırma bunun böyle olmadığını söylüyor. Mesela bugün güneş Çeşme'de, İzmir Çeşme'de 7.45'te doğdu baktım. Ama Türkiye'nin en doğusu Iğdır'da 6.37'de doğdu. Dolayısıyla Türkiye'nin doğusunda böyle bir sorun yok. Yani 6:37'de güneş doğuyor ve çocuklar okullar, okullarına e, işte gece karanlığında gitmiyorlar. Fakat 7:45'te Çeşme'de İzmir tarafında doğan güneşten dolayı insanlar işlerine gitmek için veya çocuklar okullarına gitmek için gece karanlığında yola çıkıyorlar ve bu gittikçe de günler kısalıyor. Yani Aralık sonuna kadar bu devam edecek ve şu anda Kasım başındayız. Haliyle Kasım ayı boyunca bu dert devam edecek. Günler kısalmaya devam edecek, Aralık boyunca da günler kısalmaya devam edecek. Sonra günler uzamaya başlayacak ama Ocakta, Şubatta da bu dert devam edecek. Yani Türkiye 3-4 ay, özellikle Türkiye'nin batısı, İstanbul tarafı, İzmir tarafı, işte Marmara tarafı, Ege tarafı karanlıkta güne başlayacak. İşine gitmek isteyenler, okula gitmek isteyen çocuklar vesaire. Belli ki bu senede de kimse bunu umursamıyor. Şöyle bir şey var. Hani Türkiye'de ee, ne bileyim insan hakkı ihlalleri konuşulamıyor falan gibi e, tartışılıyor ya gazeteciler konuşurken siyasetçiler konuşurken bu konuda çok dikkatliler. Aman başıma bir şey gelmesin diye. Yahu bu basit muameleler bile konuşulamıyor. Yani hiç kimse çıkıp Yahu neden biz bu anlamsız e, saat uygulamasıyla falan e, hayatımız zorlaşıyor falan diyemiyor. Bundan dolayı bile insanların başlarına iş gelme endişesi var. Yani o derece kopmuş durumda. Basit böyle bir saat ayarlaması, saat planlaması dahi konuşlamıyor. Niye? Tepedeki irade ben yaptım oldu diyor. Evet. Bırakın işkenceyi cezaevinde pandemiden pandemi gerekçesiyle göğe işte hala açık görüş yaptırılmamasını veya Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya vesaire özgürlük istenmesini. Şimdi geçelim baş, başlığımıza. Damat geldi gitti. Cumhuriyet Gazetesi bugün bir manşet attı. E, Lütfi Elvan istifasını verdi. Erdoğan şimdilik kabul etmedi. Albayrak ismi, Berat Albayrak ismi yeniden gündemde. Selda Güneysu imzalı haberde şöyle deniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın faiz indirimi, TL'deki erime, hazineye dışarıdan kaynak aktarımında yaşanan zorluklar gibi nedenlerle Erdoğan'a istifasını sunduğu ancak kabul edilmediği öğrenildi. Elvan'ın Berat Albayrak döneminde atanan yardımcısı Nurettin Nebati ile anlaşamadığı bürokratlara söz geçiremediği belirtiliyor. Manşeti dikkatle takip edenler, Berat Albayrak'ın Nurettin Nebati ile düzenli toplantı yaptığını hatırlayacaklardır. Çünkü bu fotoğrafla da tespit edilmişti. Bir süredir gözlerden uzak olan ve dün zorunlu olarak bir toplantıya katılan Lütfi Elvan'ın olası faiz indirimine yine karşı çıkabileceği ve görevden alınabileceği konuşuluyor. Kulis haberini okumayı sürdürüyorum e, Cumhuriyet'te. AKP kulislerinde Albayrak'ın yeniden göreve getirileceği ya da Nebati'nin ataması yapılarak perde gerisinden bakanlığı yöneteceği ifade ediliyor demiş Selda Güney Sabahı'nda. Haberde gene özetle üstteki spot onu zaten özetliyor. Elvan istifasını verdi. Erdoğan kabul etmedi. Albayrak ismi gündemde var. Fakat buna sabah saatlerinde çok güçlü bir yalanlama geldi. O da Fahrettin Altun'dan sarayın propaganda bakanından Diyor ki Hazine Maliye Bakanımız görevinin başında aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz. Yani son derece güçlü bir yalanlama geliyor. Yani sözde haber yalandır, işte böyle mesnetsiz haberlerle sahte gündemler kötülüktür filan insanlardan özür dileyin kamuoyundan. Çok sert. Yani diyebilirsiniz ki bu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanımız görevinin başındadır. Bitti. Bunu bakanlık açıklayabilir. Bakanlık açıklamıyor. Sarayın propaganda bakanı açıklıyor. Hadi onu geçtik. Yani üsluba bakın, dile bakın. Bir öfke var. Bir hiddet var. Yani nasıl böyle bir kulis haber yapılabilir falan. Yani bir kulis yapılabilir. Ve siz bu kulisi doğru olmadığını söylersiniz. Bunu eee açıklamak sizin üzerinize vazife de değil. Yani bunu bakanlık açıklar mesela. Lütfi Elvan der görevim başındayım. Söz konusu haber gerçeği yansıtmıyor der geçer gider. Hatta daha böyle nazik ifadeler kullanılırdı eskiden. Hani gerçeği yansıtmıyor. Yalan falan demektense yani gerçeği yansıtmıyor falan denirdi. Fakat bu derece kötülük, özür dileyin falan, mesnetsiz falan bir tweette bu kadar böyle üst üste öfke ifadesi son derece enteresan. Hani tabir var ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Onu da görürüz. Onu da görürüz. Bir diğer gelişme Halk TV'de bir tartışmada Barış Pehlivan demiş ki ülkenin yargı sistemi Erdoğan ameliyattayken MIT müsteşarını tutuklamak istedi. Bu tür bilgi hatalarını Türkiye basını veya Türkiye'de Türkiye medyasında çalışan arkadaşlar bilerek mi yapıyorlar yoksa bir ezbere mi dayanıyorlar bilmiyorum. Ama bu isimler daha doğrusu bu iddia veya bu yalan Ta 2012'den beri sürekli özellikle yan, öncelikle yandaş medya tarafından, Erdoğan'ın yandaşı olan medya tarafından, AKP yandaşı olan medya tarafından üfürüldü. Ve 2012-7 Şubat'ından neredeyse işte 2022 geliyor. 10 yıldır aynı yalan üfürülmeye devam ediliyor. Halbuki dikkatli bir gazeteci baktığında bu iki tarihin aynı olmadığını görür. 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ifadeye çağrıldı. Ben neden ifadeye çağrıldı, doğru muydu, yanlış mıydı orada değilim. Sadece zamanlaması konusuna dikkat çekmek için söylüyorum. Bu da işte o Erdoğan'ın ameliyat olması ile ilgili haber. Bakın tarihe 11 Şubat 2012. Yani MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrıldığı tarihle 7 Şubat 2012 ile Erdoğan'ın ameliyat olduğu tarih arasında 4 gün var. Yani Erdoğan ondan 4 gün sonra. Kimse de bilmiyor mi Erdoğan'ın ameliyat olacağını yani. Zaten her şey gizli tutulduğu için. Dolayısıyla arada 4 günlük bir süre var yani. MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılmasından, yani Erdoğan ameliyat yatağındaydı, Erdoğan sedyedeydi. Tam o esnada Erdoğan'ın zafiyetinden istifa ed istifade edilip MİT Müsteşarı if ifadeye çağrıldı. Şimdi bu yalan söyleniyor ama bu yalan 10 yıldır söylenirken yaklaşık hala bunun böyle olmadığını bilen, hadi bilmediğini varsayalım ama ben Barış Beylivan'ın bunun bilmediğini zannetmiyorum, fakat bu ezberin üzerinde neden tepindiğini anlamakta da güçlük çekiyorum. Çünkü çok rahatlıkla bu tarihlere bakıp bunun böyle olma çünkü çok meşhur bir yalan bu, bunun böyle olmadığını çok rahat tespit edebilecek durumda birisi ama o da bir ezberin peşinden gitmiş, vardır bir hikmeti diyelim. Ama doğru olan bir şey var, politiko, politiko, politiko e, yayın organı, yabancı bir yayın organı e, Biden'ın, 9-10 Aralık'ta toplayacağı demokrasi zirvesine davetli ülkeleri listelemiş Türkiye ve Macaristan gibi ülkeler yok. Burada listesi var. Görüyorsunuz Angola'dan Bosvana'ya kadar, Liberya'ya kadar, Zambiya'ya kadar bir sürü ülke var. Avrupa ülkelerinin tamamı var neredeyse. İsrail var, Irak var. <laughs> yani ne diyeyim ben size. Brezilya var ki Brezilya'da da bir otoriter lider var. Ama yani bir sürü ülke var. Jamaikası, Guyana'sı, Granada'sı, Ekvator'u filan falan. Türkiye yok. Macaristan yok. Elbette Rusya ve Çin de yok. Muhtemelen Türkiye e, şeyisi, e, yani bürokrasisi harekete geçecektir. Aman bizi de bu zirveye davet edin. Nasıl bizi atlarsınız falan diye. Bakalım bir ayda sonuç alabilecekler mi? Listeye eklenecek mi Türkiye? Bilmiyorum. Rusya ve Çin eklenmeyeceği kesin. Macaristan'ı bilemiyorum. Macaristan'da kendi çapında harekete geçebilir. Orada da çünkü otoriter bir lider, var. Bakalım ne olacak? Yani nasıl olmasın ki? Şimdi bakın son karar sadece bir tane örnek. Erdoğan'ın iki dudağı arasında her şey. Erdoğan Marmara Denizi ve işte İstanbul'un güneyindeki meşhur adaları, Prens Adaları'nı kendine bağladı. Bitti gitti. Şimdi orada CHP'li bir belediye, İyi Partili bir belediye olsun olmasın bir cumhurbaşkanlığı kararıyla işte görüyorsunuz 4 Kasım 2021 Marmara Denizi ve Adalar özel çevre koruma bölgesi olarak tespit edilmiştir. İşte Adalar ilçesi işte büyük ada, Hibelada, Burgazada vesaire. Çevre bütün buradaki işte planlar Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla hazırlanır ve onaylanır bitti. Her şey iki dudağı arasında. Nerede demokrasi? Nerede orada halkın seçtiği belediye başkanlarının yetkisi? böyle bir ülke. Dönelim e, hava e, hayat pahalılığına ki bundan sonra belli ki her programımızda hayat pahalılığına özel bir parantez açacağız. Bir gün gazetesi bir fotoğraf grafiğiyle çay simit hesabını getirmiş ki çay simit hesabı Erdoğan iktidara gelmeden önce kullandığı bir hesaptı. E, beş 5 kişilik bir aile bir günde 3 öğün sadece çay simit peynir ve zeytinle beslense bile ayda 3000 TL ödemek zorunda diyor. Erdoğan'ı kendi hesabıyla vurmuş. Asgari ücretse 2825 lira. Yani 2825 liralık asgari ücretten daha pahalıya geliyor diyor. 5 kişilik bir ailenin her gün çay, simit, peynir yemesi. İşte çay 3 lira, 50 gram beyaz peynir 2,5 lira, simit 2,5 lira, 50 gram zeytin 2 lira hesabını yapmış. Ha yani 20 sene önceki Erdoğan nerede? 20 sene sonraki Erdoğan nerede? Yani işte AKP'nin ilk dönemi nerede? AKP'nin bu dönemi nerede? Gene döndük başa. Ana Yurt Gazetesi'nin manşeti vatandaşın menemeni 2 yılda iki kat zamlandı diyor. 4 kişilik menemen ve iki ekmekten oluşan kahvaltının maliyeti Ekim ayında 17 lira 24 kuruş oldu. Menemenin maliyeti bir ayda %7 arttı. Son iki yıl içinde ise %91 arttı diyor. Yani derdi iki katına çıkmış. Şimdi TÜİK biliyorsunuz %20'nin altında tutmaya çalışıyor enflasyonu. Enflasyonla mücadele ediyor TÜİK. <laughs> e, geçen ekonomist Cüneyt Akman e, çok güzel bir örnek verdi. Yahu dedi TÜİK dedi hangi marketlerden almış fiyatları nasıl bu %20'yi bulmuş bize göstersin biz de gidip oradan alışveriş yapalım. Gerçekten bu durumda her şey ama her şey vatandaşın hayat pahalılığı ile ilgili daha önceki yayınlarda grafikleri getirmiştim. Vatandaşın enflasyonu %90'ı itibariyle %50'nin üstünde ve vatandaş yani %90 vatandaş enflasyonun %50'nin üstünde olduğuna inanıyor. Hatta %40'ı yaklaşık vatandaşların %40'ı enflasyonun %100'ün üzerinde olduğuna inanıyor. Çünkü her gün alışveriş yapıyorlar. Her gün hayatın içindeler insanlar. Ekmek nereden nereye geldi gramajı nasıl düştü işte peynir fiyatı zeytin fiyatı simit fiyatı neyse yağ fiyatı yumurta fiyatı ne Et fiyatı ne Herkes Biliyor Evet. Bu arada e, DM'den Twitter DM'den gelen bir mesajı paylaşayım Bir e, Marketin Torku ayçiçek yağı 2 litrelik fiyatı 62 TL Maliyet 51.7 TL diyor Yani Marketler ne yapsın <laughs> bir yandan da. Hani marketlerde faiz fiyatla faiz marketlerdeki faiz fiyatla falan mücadele ediyor ya iktidar. Evet. DM açık Twitter'da e, bununla ilgili çarpıcı anekdotları elbette paylaşabilirsiniz. Ben de e, gerek görürsem elbette yayında kullanırım. Bunu kullandığım gibi. Şimdi e, Ekim 2021 Metropol araştırması. Metropol'ün özellikle Ekim iki, Ekim 2021'de Hayat pahalılığı pahalılığı ile ilgili yaptığı araştırma çok çarpıcı sonuçlar verdi. Bu o, cuma günü size elektrik su faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz anketinin sonuçlarını getiriyorum. Çok zorlanıyorum diyen 53.7, biraz zorlanıyorum diyen 26.6. Yani vatandaşın %80'i elektrik su faturalarını öderken zorlanıyor. Ayrıca Elektrik idaresinden de vatandaşlara SMS gitmiş. O da bana Twitter yoluyla ulaşan bir istiğarattı. İndirimli tarifeler sonlanıyormuş efendim bu ay itibariyle ve artık zamlı tarifelere geçilecekmiş. Yani elektrik idaresi şeyi de mevcut indirimli şeyleri de iptal ediyor, sonlandırıyor tarifeleri sonlandırıyor ve. Doğalgazla birlikte elektrikte de özellikle vatandaş Aralık ayından itibaren e, faturasında ciddi artışlar görecek maalesef. Siyasette bir iki notum var onunla kapatacağım. Ahmet Davutoğlu paylaşmış bu iktidar gidecek. Hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelince suçlu kim sorusu sorulduğunda Bahçeli 2002'de olduğu gibi ben yapmadım onlar yaptı diyerek AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek. Bu iktidar değişecek demiş Ahmet Davutoğlu. Gelecek Partisi iktidara gelecek demiş. Ayrı bir konu. Ee, Bahçeli'nin köprüleri atacağını tıpkı 2002'de olduğu gibi ben yapmadım onlar yaptı deyip hayat pahalılığını gerekçe göstererek AK Parti'yi suçlayıp çekileceğini ve erken seçimi tetikleyeceğini söylemiş. Ondan dolayıdır ki e, bahar aylarında, ilk bahar aylarında bir seçim olacağına dair kulisler tekrar hızlandı. Bir seçim habercisi midir değil midir bilmiyorum ama işte saraya yakın Şamil Tayyar'da o yönde bir tweet atmış. Göreceğiz. Ama en azından kışın böyle bir şey yok. İlkbahardan itibaren tekrar erken seçim, baskın seçim oldu mu olacak mı geliyor mu konuşulacak gibi duruyor. Şimdi Milli Gazeteler'in sürmanşetini niye getirdim? Görüyorsunuz Karamolluoğlu Milli Görüş Vakfı'nın genel başkanı oldu. Bu Asil Türk'ün vefatından sonra ikinci hamle. Partide bir iki başlılık vardı. Daha doğrusu milli görüşte bir iki başlılık vardı. Oğuzhan Asil Türk hem Yüksek İstişare Kurulu'nun hem de Milli Görüş Vakfı'nın başkanıydı. Saadet Partisi genel başkanı da Temel Karamoğluoğlu'ydu. Oğuzhan Asil Türk saraya yakın politikalar takip edilmesini ve Cumhur İttifakı'nın içinde yer alınmasını savunuyordu. Bu konuda Erdoğan'la da çokça görüşme yaptı. Hatta vefatından kısa bir süre önce Erdoğan ve Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında. Şimdi önce Temel Karamollaoğlu Yüksek İstişare Kurulu'nun başkanı oldu. Şimdi de Milli Görüş Vakfı'nın genel başkanı olmuş. Dolayısıyla partide bütün dizginleri ele almış görünüyor. Erdoğan'a bir kötü haber daha demek lazım. Yani 3 kilit kurumun artık başında Temel Karamollaoğlu var. Parti, Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı. Evet. Temel Karamolluoğlu milli görüşte tek adam oldu. Bir yönüyle de Böyle. İsmail Saymaz e, Halk TV.com.tr'de iki Türk askerini e, yak fermanı için dava açıldı diyor ve iki Türk askerinin bir dava vesilesiyle de olsa işit yapmıştı biliyorsunuz bundan birkaç sene önce ve o gün yalanlanmıştı. E, artık devletin de mahkemelerinde bu askerlerin işit tarafından yakıldığının kabul edildiğini tescil edildiğini haber vermiş ama ne çare? E, yıllar geçti, yıllar sonra bir takım olaylar. Doğrulanıyor, kabul ediliyor. O gün yaptığınızda hain ilan ediliyorsunuz. O gün yaptığınızda spekülasyon deniyor. O gün yaptığınızda bu haberi işte dezenformasyon yapıyorsunuz deniyor. Ama daha sonra devlet kendi eliyle kendi yaptığını kabul ediyor. Hep böyle. Devlet demişken eski MIT yöneticisi Mehmet Eymür'ün T24'te Gökçer Tayıncıoğlu'nun açıklamaları devam ediyor. Devlet 18 kişiyi para için öldürdü. Çiller cinayetleri biliyordu. Yeşilli parayı bölüşenlerden biri temizlemiş olabilir. Birçok itirafı var. Kendisi de işkenceci olduğunu söylüyor. Ama tabii şu an öyle bir dönemde yaşanıyor ki başına bir şey gelmeyeceğini biliyor. Ama şunu unutmayın. İşkencede zaman aşımı yoktur. Mehmet Eymür işkenceci olduğunu kabul etmiştir. İşkenceyi kutsamıştır. Halkın da belki büyük bir bölümü buna inanıyor. İşkence gerekir yani başka türlü insanların ağzından laf alamıyoruz falan diye veya cezalandırma yöntemi olarak görüyor olabilir. Hiç bizi ilgilendirmiyor. Bir insanlık suçu ve bununla ilgili evet er veya geç bu itiraflarının hem kendi hesabını verecek hem de Çiller Özel Örgütü falan gibi konular var. Mehmet Ağar gibi konular var. Onlar da bunun hesabını verecekler. Fakat Ümit Kıvanç'ın üzerine düştüğü not önemli. Eski mitçi adam devlet para için 18 kişi öldürdü diyor. Çıt yok. Tık yok. Gık çıkmıyor. Ne feci toplumuz biz ya. Özellikle okur yazar etkili yetkili memleket düzeltme yönetme işlerine meraklı kısmımız demiş. Evet. Böyle. Maalesef böyle bir memleket. Ama işkencede insan hakkı ihlallerinde zaman aşımı yok. Bunun failleri er veya geç yargı önüne çıkacaklar. Hesap verecekler. Dezenformasyon, dezenformasyon diyorlar. Dezenformasyonun alasını kendileri yapıyorlar. Ve şu anda işte sosyal ağlarla veya işte Twitter'la, YouTube'la falan mücadele için bir takım yasaları yola çıkarmış bunları susturma derdindeler. Esasen dezenformasyonla mücadele etmiyorlar. Kendi dezenformasyonlarının bu tür yayınlar aracılığıyla yüzlerine çarpılmasını istemiyorlar gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Allah aşkına dezenformasyonun önde gidenini kendileri yapıyorlar. Neymiş efendim? İngiltere'de 100-150 pound'a sterline covid aşısı yapılıyormuş. Yalan. Neymiş efendim? Batı'da marketler boşmuş. Yalan. Ama kendi dezenformasyonları bir yalan olarak yüzlerine vurulduğunda bozuluyorlar. İşte bu olmasın diye sosyal ağlarla mücadele ediyorlar. Dezenformasyonun kralını kendileri yapıyorlar. Başta saray. Bu notu da düştükten sonra manşeti ve elbette haftayı kapatıyorum. İyi hafta sonları Mostar ekranlarında hafta sonu Erhan Başşurt ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ün analizleri olacak. Biz pazartesi günü gene aynı saatte karşınızda olmayı planlıyoruz efendim. Bir sonraki programda buluşmak umuduyla Hoşçakalın.